Ahmet Murat Sağlam, yazarım. Basılmış 4 tane kitabım var. Aynı zamanda ticaretle uğraşıyorum. Her Müslüman gibi Kur'an'ı okuyup araştırmak, düşünmek gerektiğine inanıyorum ve bunu yaptım. Bunun neticesinde 4 tane de kitap yazdım. Bugünkü konumuz bunlardan bir tanesi, ilki. İnşallah bu konuyu konuşacağız. 51 yaşındayım. 2 tane çocuğum var. İnşallah güzel bir sohbet olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Dinin kaynağı neden yalnızca Kur'an olmalı? Dinin kaynağı sorusu çok önemli bir soru. Yani İslam tarihinde bu genellikle Kur'an sünnet şeklinde, ikileme şeklinde anlaşılmış. Bu ikileme birçok soruna yol açıyor. Ve bize öğretilen dinin araştırılması gerektiğini, üzerinde düşünülmesi gerektiğini düşünürsek, Kur'an'a baktığımızda Kur'an kendisine yönlendirme yapıyor. Yani sorular soruyoruz Kur'an'a. Mesela Kur'an'ın tefsircisi kimdir? Kur'an'ın açıklayıcısı kimdir? Kur'an'ın detaylandırıcısı kimdir? Bu ve benzeri soruları sorduğumuzda Kur'an'ın birçok ayetinde bunun cevabının Allah olduğunu görüyoruz. Örneğin 25. surenin 33. ayetinde Kur'an'ın tefsir edicisinin Allah olduğunu görüyoruz. Aynen tefsir kelimesi geçiyor. Kur'an'ın detaylandırıcısının yine Allah olduğu, Hud suresinin 1. ayetinde ve neden böyle olduğu 2. ayetinde de kimse Allah'a ortak koşmaması için bunun yapıldığı söyleniyor. 16. surenin 89. ayetinde Kur'an'ın açıklayıcısının Allah olduğunu söyleniyor. Şimdi Kur'an'ın onaylamadığı bir yöntemi biz benimsersek, yani diyelim ki velev ki Kur'an artı hadisler dedik veya Kur'an artı sünnet artık ne derseniz. Bu kaynağı ikiye çıkarttığımızda ister istemez inançta da saçaklanmaya yol açıyor. Yani inancınız bu defa belirsiz bir kaynağa doğru yönlendirmiş oluyorsunuz. Yani kişisel, kişinin kendisi keyfi olarak seçebileceği bir yöne doğru gidiyor. Kur'an sadece Kur'an'la sınırladığımızda bu herkesin elindeki bir kitap. Kolayca okuyabileceği, öğrenebileceği, kısa sürede baştan sona okuyabileceği bir kitap. Ama Kur'an artı hadisler veya fıkıh kitapları veya siyer kitapları dediğimizde bu herhangi bir insanın aylarca, yıllarca içinden çıkabileceği bir kaynak değil. Mecburen insanlara, o kitapları okumuş insanlara muhtaç kalacak bir yöntem. Bu da sağlıklı bir yöntem değil. İslam tarihine baktığımızda genellikle bu yöntem izlenmiş ve Müslümanların durumu ortada. Dolayısıyla sadece Kur'an dediğimizde Kur'an'ı okuyup buradaki dini anlayabiliriz. Bir takım insanlarla istişare edebiliriz, fikir alabiliriz. Bu konuda yazılmış kitapları okuyabiliriz. Ama din söz konusu olduğunda dinimizi ya sadece Kur'an'a has kılmazsak bu defa dinin emirleri olan hükümleri Kur'an dışı kaynaklardan edinmeye doğru gidiyor. Yani hadislerde bambaşka bir din ortaya konuyor. Yani hadislere baktığınızda diyelim Kur'an'da yasak olmayan bir takımların şeylerin yasak olduğunu görüyoruz. Bu da tabii insanın dininde bir takım tarifata yol açıyor. Bundan dolayı sadece Kur'an dememiz gerekiyor. Yani Müslümanların bir defa inandığı kitabı baştan sona dikkatli bir şekilde okuması gerekiyor. İslam toplumlarında özellikle Arap olmayanlarda Kur'an'ı okuyup anlama bir gayret söz konusu değil. Yani ne Türkler arasında, ne Farsiler arasında, diğer Afganlar vesaire baktığımızda Kur'an'ı okuyarak anlama gibi bir çaba bu toplumlarda yok. Genellikle din adamları tarafından yönlendiriliyorlar. Tabii din adamları ne kadar dini anlarsa. Kur'an sayısız ayetinde ataları körü körüne izlemememiz gerektiğini söylüyor. Atalarımız eğer körü körüne izlersek sonuç ortada. Yani dolayısıyla bundan dolayı Müslümanların özüne dönmeyi, yani Kur'an'a dönmeyi, Kur'an'ı anlamaya çalışmayı, üzerinde düşünmeyi, Kur'an'ın yüzlerce ayetinde söylediği gibi çalışması lazım. Bu olmazsa ne olur? Yani Müslümanlar dinini Kur'an'dan öğrenmediği için binlerce tarikata, mezhebe, farklı inanca bölünebilir ki bölünmüştür. Bu da Müslümanları geri bırakmıştır. Yani dolayısıyla sadece Kur'an demek, Kur'an'ı anlamaya çalışmak her Müslümanın ana görevidir diyebiliriz. Müslümanlar neden geri kaldı? Müslümanların geri kalmasının ana nedenlerinden bir tanesi, onun üzerinde durmak istiyorum. Bu yine hadisler olarak görüyorum. Hadis külliyatını hemen hemen birçok hadis kitabını okudum, inceledim. İncelediğimde şu sonuca vardım. Şimdi Müslümanlar Kur'an'ı okumadan önce hadisleri Kur'an'ın tefsiri olarak görmüşler. Şimdi tefsir olarak bir kitabı görürseniz ne yaparsınız? Yani aslını mı okursunuz, tefsirini mi okursunuz? Tefsirini okumaya yönlenmişler. Şimdi tefsir olarak görülen hadisler de aslında Kur'an'ın tefsiri falan değil. Müslümanların algılarını maalesef kötü yönde etkileyen kitaplar. Örneğin kadın konusu, günümüzde çok tartışılan konular arasında. Kadınlara baktığımızda hadislerin kadınlara verdiği değer falan yok.
Sürekli aşağılamalar. Avrupa'da mesela sürekli bir şekilde karikatür krizleri patlıyor. Bunun ana kaynağı hadisler. Şimdi hadislerin arasında şöyle bir hadis olduğunu görüyoruz. Mesela herhangi bir kadın, kocasının bedeni irin dolu olsa, bunu yalasa kocasının hakkını ödeyemez. Şimdi böyle bir hadise inandığını varsayalım insanların. Bu nasıl bir kadına bakış açısı oluşturabilir? Tamamen sağlıksız bir yapı oluşacaktır. Bakıyorsunuz peygambere ciddi hakaretler var bu noktada. Mesela peygamber ne zaman güzel bir kadın görse haşa koşup Zeynep isimli karısıyla yatıyormuş. Şimdi insanlar bu hadisleri okuduğunda, bu ve benzeri yüzlerce hadisi okuduğunda kadınlara göre kadınlara karşı sağlıklı bir bakış açısının oluşması imkansız. Dolayısıyla hadisler önce belirleyici olmuş, yani Müslümanların algılarını şekillendirmiş. Daha sonra Müslümanlar Kur'an'ı okuduğunda maalesef Kur'an'ın ayetlerini temel bir etmen olarak almamışlar. Çünkü hadisler tamamen Kur'an'ın açıklaması olarak görüldüğü için, şimdi kadının ne kadar değeri olabilir ki, yani diyelim ömrü boyunca kocasına hizmet etse, hatta kölelik yapsa hakkını ödemediği bir varlık. Dolayısıyla kadınlar hiçbir zaman İslam toplumunda etkin bir hale gelememişler. Kur'an böyle mi? Değil. Dolayısıyla hadislerin oluşturduğu bakış açısı Müslümanların bakış açısını belirleyici olmuş. Özellikle savaş hukukunda ben bunu görüyorum. Savaş hukukunda İmam Şafii'nin Risale adlı kitabında herhangi bir savaş esirinin kazayen öldürülmesi durumunda herhangi bir Müslümana sorumluluk yüklemiyor İmam Şafii. Şimdi şöyle düşünürseniz, gittiniz savaş esirini öldürdünüz. Günümüzde de olabilir bu. Mesela şu an Filistin konusu çok meşhur. Şu an gündemde. Orada bir sürü insan katlediliyor. Şimdi hadislere bakarsak bunlar hakkında herhangi bir sorumluluk Müslümanlara eğer yüklemiyorsa, haşa böyle bir durum yok. Bugün bizim o zaman şeye kızmaya hakkımız yok. Yahudilere kızmaya hakkımız yok. Zaten hadislerde beş beteri yapılmış vaziyette. Tırnak içinde söylüyorum. Şimdi dolayısıyla hadislerin bu anlamda Müslümanların zihirlerini kirlettiği için Müslümanlar kalkıp işte Bakara Suresi 190'da işte Allah saldırgan olmayın, Allah saldırganları sevmez gibi bir ayeti baksalar da anlamamışlar. Yani bunun üzerine de düşünmemişler. Dolayısıyla saldırmayı, ganimet peşinde koşmayı, işte diyelim savaş esiri olarak aldıkları kadınları cariye olarak, odalık olarak kullanmayı ve hatta yani o kadar korkunç şeyler var ki, içtihatlar var ki bu konuda. Mesela kadınları cinsel ilişki kurmada herhangi bir nikah şartı yok. Yani baktığımızda. Yani gidiyorsunuz birinin, hatta peygamberin bunu yaptığına dair hadislerin arasında ciddi hadisler var. Beni en çok etkileyen, irrite eden hadislerden bir tanesi şöyle. Peygamberimiz gidiyor ki ya Yahudilerin işte kalesini kuşattıktan sonra bir tane işte kadınla orada şey yapıyor, evleniyor. İşte yolda kadın işte koynuna giriyor bir çadırın içerisinde. Çadır küçücük, peygamberin ayakları dışarıda kalıyor. Bir sahabe kalkıyor işte kapısının işte çadırın önünde nöbet tutuyor. Peygamber işte sabahleyin uyandığında bir bakıyor, orada bir tane sahabe var. Diyor ki sen niye burada duruyorsun? Diyor ki ben diyor burada içeride olan kadının diyor kocasını öldürdüm diyor. Babasını öldürdüm. Neredeyse sülalesini tek bir kişi öldürmüş. Diyor kardeşini öldürdüm. Korktum ki diyor bu kadın sana fenalık yapmasından. Şimdi bu hadisi okuyan birinin savaş hukuku açısından düşündüğü zaman Kur'an'ın ayetlerini anlama şansı yok. Eğer peygamberin bunu yaptığına inanırsa Kur'an istediği kadar saldırgan olmayın desin. İstediği kadar işte insanların işte hakkını, hukukunu gözetsin. Bu hadisin uygulandığını düşünen birisi kalkacaktır, savaşta bunu uygulamaya çalışacaktır. Neticede bunu peygamber uygulamış olarak düşünecektir. Dolayısıyla ciddi sayıda hadis Müslümanların zihinlerini şekillendirmiş. Dolayısıyla Kur'an'ın birçok ayetini aslında Müslümanların anlama şansı dahi olmamıştır. Dolayısıyla bundan dolayı Müslümanların özüne dönmesi, sadece Kur'an demesi ve Kur'an'ı belirleyici bir hüküm kaynağı olarak edinmesi gerekir. Hadislerin dine verdiği zarar nedir? Az önce de izah etmeye çalıştığım gibi, yani hadisler Müslümanların algılarını ciddi bir şekilde kirletmiş. Şimdi şöyle düşünün, Allah hakkında mesela Müslümanlar düşünsün. Şimdi Allah hakkında düşünen Müslümanlar hadislere baktığı zaman, işte Allah baldırını açıp, Buhari'de bu hadis, insanlara kim olduğunu gösterir. Şimdi baldırını açıp kimliğini kanıtlıyor gibi bir durum söz konusu. Veya Allah işte yani antropomorfik diyebileceğimiz, yani insan biçimsel olarak anlaşılabilecek yerler var. Yani Allah sanki hani böyle gidip tokalaşabileceğiniz, görüşebileceğiniz
minimize edilmiş bir varlık gibi duruyor hadislerin içerisindeki anlatılara göre. Kadınlar hakeza hakları ellerinden alınmış, köleleştirilmiş neredeyse. Mesela şu an bile günümüzde yoğun olarak uygulanan işte seyahat engeli. Kadınlar tek başlarına Arap ülkelerinde seyahat edemezler. Normalde İstanbul hukukunun uygulandığı ülkelerde Arap ülkelerinde genellikle kadınlar tek başlarına seyahat etmeleri şeydir, yasaktır. Katı bir şekilde uygulamasalar da bunu uyguluyorlar. Türkiye'den giden, Umre'ye giden ve hacca giden insanlar için yine aynı durum söz konusu. Kur'an'da böyle bir yasak yok. O zaman bu yasak nereden çıktı? Bu yasak yine hadislerden çıktı. Dolayısıyla şimdi eğer bir kadının güvenliği söz konusuysa, diyelim bu erkeğin için de söz konusu olabilir. Yani seyahat ettiğiniz yerde eğer malınıza, canınıza, ırzınıza bir felaket gelecekse bu erkek için de söz konusu olabilir. Ama kadının herhangi bir yolculuk şeyi yoksa günümüzde yani diyelim, bunun niçin yasak olsun? Dolayısıyla hadisler kadınların, insanların haklarını elinden almıştır. Hadislere bu anlamda ciddi şekilde dini algılamada bir engel oluşturmuştur. Bundan dolayı hadislerin verdiği dine zarar maalesef büyüktür. Öncelikle karikatür krizine bir miktar değinmek istiyorum. Şimdi Avrupa'da karikatür krizleri çıkıyor. Fakat bu krizlerin ana kaynakları hadis kitapları. Örneğin Buhari'de Ayşe validemizin 6 yaşında peygamberle evlendiği, 9 yaşında onunla gerdeğe girdiği yazılı. İşte az önce Zeynep'le alakalı hadisi anlattım. Ne zaman güzel bir kadın görse Zeynep'in yanına koşan. Yani affedersiniz yani bu peygamberi cinsi sapık gibi gösteren bir konu. Birçok yani hadislere bakarsak 70'e yakın kadınla peygamber evlenmiş. Şimdi bu dünya rekoru, tahminim dünya rekoru da olabilir hadislere göre. Böyle bir şey olması mümkün değil. Peygamberin çok eşli olduğunu Kur'an'dan görüyoruz. Fakat bu 70 tane değil. Birçok iftira atılarak peygamberin onlarla evlendiği, küçük çocuklarla evlendiği söylenerek aslında küçük çocuk evliliği o toplumda meşru görülen ve meşrulaştırılmış bir şeydir. Ama peygamber üzerinden. Yoksa peygamberimizin kalkıp küçük bir çocukla evlenmesi mümkün değildir. Nisa suresi 6. ayete göre bir kız çocuğuyla evlenilemez. Ancak kız çocuğu akıl bali olduğunda, yani rüşt olarak Kur'an bunu belirliyor. Şimdi bu ayeti Kur'an'da peygamber elbette okudu. Dolayısıyla o ayeti okuyup bir Müslüman, herhangi bir Müslüman bırakın peygamberi, küçük bir çocukla evlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla hadisler kadınlarla evlilik yaşından tutun, savaş hukukundan tutun, Allah ile algılı durumdan tutun, yani Allah'ın insanı zihninde şekillenmesinden tutun, birçok algıyı bozmuş, tahrif etmiş, Kur'an'ın Müslüman'ın zihnini oluşturmasına adeta ciddi bir engel, bir duvar olmuştur. Dolayısıyla hadisler ciddi dine zararlar vermiştir. Şimdi aklıma gelenler bu kadar. Hadisler Kur'an'ın tefsiri midir? Hadisler Kur'an'ın tefsiri değildir. Yani bu mesela birçok alanda iddia da böyle bir iddia söz konusu. Fakat sebeb-i nuzul rivayetleri var mesela. Sebeb-i nuzul rivayetleri arasında peygamberin Allah'a ortak koştuğu bile var. Yani bir mesela müşriklere bir ayeti anlatıyor peygamberimiz. O an işte bir takım isimler orada söylüyor. Bunlar Allah'ın katında bizim şefaatçilerimiz gibi bir cümle kuruyor. Yani bir anlığına da olsa peygamber sanki orada Allah'a ortaklaşıyor. Sebeb-i nuzul rivayetlerine göre. Şimdi sebebi nuzul rivayetleri çok kolay bir şekilde uydurulabilir. Bir defa örneğin Kur'an'da çokça geçen huruf-u mukatta'lar var. Eğer hadisler Kur'an'ın tefsiri olsaydı ne beklerdik değil mi? Peygamber huruf-u mukatta'lar Kur'an'ın 29 suresinin başında olan, 19 suresinin başında müstakil olarak bulunan bu konuda konuşmasını beklerdik değil mi? Bize bunu izah etmesini beklerdik. Ama hadislerde bununla alakalı neredeyse hiçbir ifade yok. Hadisler Kur'an'ın tefsir olmaktan ziyade dediğim gibi Kur'an'ın anlaşılmasını engelleyen şeyler. Dolayısıyla hadislere bakarak kesinlikle böyle bu şekilde düşünemeyiz. Yani hadisler Kur'an'ın tefsiri falan değildir. Kur'an'ın tefsiri yine kendi içerisindedir. Yani Kur'an'ın bir ayetine bakarsınız örneğin Allah zalimleri sevmezler. Öte yandan zalimin ne olduğunu da başka ayette açıklar der. Allah iftira atan birini zalim olarak niteler. Dolayısıyla bu anlamda bakarsak hadisçiler Kur'an'a göre Allah'a ciddi iftiralar attıkları için Kur'an'a göre zalim olmuş oluyorlar. Bir de şu soruyu sormak lazım yani. Allah'a, elçisine, peygamberimizin eşlerine, sahabelere ciddi sayıda iftiralar var yani hadis kitaplarının içerisinde. Yani bunları nakleden insanlar neden masum? Yani Allah'a iftira atan birisi masum olabilir mi?
Allah'a iftira atan veya elçilerine iftira atan birisi Müslüman olarak kalabilir mi? Bu sorunun bence tartışılması lazım. Çünkü Allah'a iftira atmak basit bir konu değildir. Dini tahrif etmek basit bir konu değildir. Yüzlerce konuda dine eklemeler yapmak. Yani bugün milyonlardan bahsediliyor. Yani Ehl-i Sünnet'in İslam fıkhına eklediği hükümler milyonlara ulaşmış sayısı. Her konuda, yani ben abdest konusunla ilgilenmiştim. O konuda da bir video çektim. O konuda yaklaşık yani yüzlerce sayfa ihtilaf var sadece mes konusunda. Yani bir ayakkabının üzerine mi mesh edeceksiniz, ayakkabının altına mı yanına mı, yırtık olursa ne olur? Yüzlerce böyle konu başlığı altında bu konuyu tartışmışlar. Şimdi İslam dini Kur'an'a bakarsa, Kur'an burada hani Allah filozoflara bir din göndermedi. Yani hadis kitaplarını gidin okuyun. Şunu mu diyeceğiz, yani Müslüman olmak isteyen diyelim Avrupalılar şu an yoğun bir şekilde İslam'a doğru yöneliyorlar. Şunu mu diyeceğiz? Kur'an'ı okuyun, ondan sonra hadis kitaplarını okuyun, ondan sonra fıkıh kitaplarımızı okuyun, ondan sonra alimlerinizin içtihatlarını okuyun, ondan sonra işte mezheplere işte bakın bunlardan bir tanesini artık hangisini seçeceksiniz seçin mi diyeceğiz? Yoksa Allah'ın tüm evreni tek noktadan yaratan, tüm evreni tek noktaya sıkıştırabilen, tek bir noktaya hücrenin yani tüm canlılığın bilgisini sıkıştırabilen, üstün ilim sahibi, her Kur'an'ı bilgi üzerine detaylandırdığını söyleyen Araf suresi 52. ayette ona mı güveneceğiz? Kur'an kendisine göre Allah'ın ilmi üzerine detaylandırılmış bir kitaptır. Tüm bunları yapan Allah bizi kul sözüne muhtaç etmez. Bu söz kimden gelirse gelsin. Dolayısıyla Kur'an Allah detaylandırmıştır. Kur'an Allah tefsir etmiştir. Kur'an Allah açıklamıştır. Ama bu açıklama Allah'a ortak koşmak isteyenlerin insanlara yeterli gelmeyebilir. Dolayısıyla bir Müslümana Kur'an yeter ve yetmelidir. Dinimizi toparlayacak olursak, Kur'an'dan öğrenmeliyiz. Kur'an'ı bazı ayetlerini belki anlamayabiliriz. Anlamamız zaman alabilir. Birilerine bu konuda sorular sorabiliriz. Üzerinde düşünebiliriz. Zaten Kur'an niye üzerinde düşünmüyorlar diyor. Allah'tan başkasından gelmiş olsaydı bir sürü içinde çelişkiler bulacaklardı diyor. Dolayısıyla çelişkisizlik Kur'an'ın ortaya koyduğu bir şey. Ama hadis kitaplarına gidersek, fıkıh kitaplarına gidersek, bunun içerisinden kesinlikle çıkmak mümkün değildir. Çünkü hadis kitaplarının içerisindeki milyonlarca hükmü kim okuyup, öğrenip, ezberleyecek? Yani fıkıh kitaplarının içerisinde olan bu hükümleri. Dolayısıyla Müslümanlar tekrar Kur'an'a yönelirlerse dini Allah'a has kılmış olurlar. Dinin tüm hükümlerini Kur'an'dan öğrenmek zorundalar Müslümanlar. Ve bu konusunda, şirk konusunda kısaca bir şey söylemek istiyorum. Şirk, Allah'ın dışında birilerinden yasalar devşirmektir. Bu kim olursa olsun. Müslüman dini Allah'a has kılmak istiyorsa sadece Kur'an'daki yasaları din olarak edinmek zorundadır. Yoksa ne olur? İslam tarihinde gördüğümüz gibi mezheplere bölünürüz, tarikatlara bölünürüz. Sayısız dini hüküm bizi böler. Net bir anlayış kesinlikle edinemeyiz. Bu da bizi maalesef İslam'ın dışına çıkarır.